Merhabalar efendim. Bugün Ertuğrul Gazi, Karakeçi Yörük Türkmenler Derneği Başkanımız Cevat abimle Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızı ziyarete geldik. Geldiğimiz zaman tabii burada değerli insanlar da gördük. Mesela yanımızda meclis üyemizi abimiz var. Biz önce başkanımızdan başlayalım tanımaya. Başkanım önce sizi tanıyalım. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanı Gökhan Demir ben. Gökhan abicim, Yörük kültürü üzerine ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Şimdi Yörük Türkmen dernekleri, Yörük Türkmen camiası 100 yılı aşkın süredir var olan bir kültürümüzdür. Bu kültürü yaşatmak için tabii ki bizler de elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Yörük Türkmen camiasına vermiş olduğumuz önemi öncelikle şöyle söyleyebilirim. İlk önümüzdeki geçirmiş olduğumuz yerel seçimlerde meclis üyemiz, Yörük Türkmen Camiası'nın tanınan isimlerinden Sayın Orhan Borazan vardır. Camiaya verdiğimiz desteğin, camiaya verdiğimiz önemi ilk önce buradan anlayabilir zaten Yörük Türkmen Camiası. Tabii hizmet anlamına sorduğunuzda bu soruyu camianın evladı, camianın içerisinden var olan abilerimizle beraber ihtiyaçları doğrultusunda o bölgenin, Yörük Camiası'nın, Bozağaç Bölgesi'nin ne ihtiyacı varsa birebir canlı yaşayan insanlarız. Çünkü neden canlı yaşıyoruz? O camianın evladı zaten bizim içerimizde, bizim her daim yanımızda olan meclis üyemizdir. Tabii ki aksatılan hizmetler olmuştur bugüne kadar. Bundan öncesinde biz bu aksatılan hizmetleri ivedi bir şekilde yerine getirmek için şu an var gücümüzle çalışıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki 5 aylık bir süre içerisinde yerel seçimleri geçirdik. Bu süre içerisinde Bozağaç bölgesinde Yörük camiasının ağırlıkta yaşadığı bölgede altyapı ve yol çalışmalarını tamamen hızlandırmış pozisyondayız ve tüm adımlarımızı attık. Planlar projelere haline getirdik. Bütçe 2024 bütçesinde yetişmese bile 2025 bütçesine dahil ettirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde Yörük Türkmen camiasına verdiğimiz değeri o bölgenin insanı canlı olarak görecektir. Bunda da o bölgeye en büyük desteği yine dediğim gibi o camianın evladı olan meclis üyemiz Orhan Borazan'ın desteğiyle olacaktır. O yüzden şimdiden camianız adına meclis üyemize de teşekkür ediyorum. Şimdi yanımızda yine meclis üyemiz ve ismi çok bahsedilen Orhan abimiz var. Biz kendisini tanıyalım önce. Öncelikle hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, CHP ilçe başkanı olarak Gökhan başkanıma az önce yapmış olduğu güzel iltifatlarından ve bölgemize yapmış olduğu çalışmaları bilgilendirmelerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreçte kolay olmadı. Bu 40 yıllık bir hasreti sona erdiren bir başkan olarak kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi motive etti. Biz her ne kadar o bölgeyi tanısak, etsek de yıldığımız, bazen böyle gardımızın düştüğü anlarda bile bizi motive etmeyi başaran ilçemizin şu an mevcut en genç başkanı olarak kendisini tebrik ediyorum. Bölgemize yapılan çalışmalar tabii ki gözle görülür hale gelmeye başladı. Bizim kültürel yaz dönemi olmasın sebebiyle kültürel faaliyetlerimizin de yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu süreçte bize her türlü desteği ilçe başkanı olarak, belediyemiz olarak her türlü desteği kendilerinden alıyoruz. Bu yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Derneğimiz Bursa Ertuğrul Gazi Karakeçili Yörük Türkmen Derneği olarak sadece Mustafa Kemal Paşa ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek değil. Bursa'mızın 17 ilçesinde şubesi olan ve temsilcilikleri olan bir dernek. Aynı zamanda Ankara Karakeçililer Federasyonu'na bağlı bir derneğiz. Bundan dolayı bölgemizde ve çevre illerde tanınan, bilinen, dikkate alınan bir dernek olmaktan dolayı da ve bu derneğin de başkanlığını yapmaktan dolayı kendimle de gurur duyuyorum.
bölgemizin Yörük camiasına hizmet etmekten şeref duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Sayın Başkanım, bu kadar güzel sözler verdikten sonra şimdi bizi izleyen halkımıza geleceğe dönük bir müjdemiz var mı? Şöyle bir etkinlik yapmak gibi. Tabii her sene yaptığımız etkinliklerimiz oluyor. Seçim öncesi bu sene planladığımız Çanakkale Şehitleri Anma Etkinliği yaptık. Çok güzel de bir karşılık gördük. Akabinde 22 Eylül bu ayın 22'sinde bölgemizde ilk defa yapılacak Yörük Sofrası programında Bozağaç bölgesi ve Kemalpaşa'mızda Karakeçili kimliğini taşıyan yaklaşık 15-16 köyün halkı ve muhtarları, dernek başkanları ve dışarıdan davet edeceğimiz misafirlerle beraber bir kez daha karşılarına çıkacağız. İnşallah güzel bir program olmasını şimdiden diliyorum. Sayın Başkanım, bu kadar güzel sözün arkasından siz neler düşünüyorsunuz? Biz de şöyle başlamakta fayda var. Bu memleketin çocuğu olarak, bu memleketin insanı, bu memleketin yetişen bir vefakarlık yapmaya çalışan hambal, hademe, bu memleket sevdalısı bir insanız. Biz Mustafa Kemal Paşa'da arkadaşımız az önce başkanımız dedi 15 Karakeçili köyüz. Toplam 28 tane Yörük Türkmen Camiası'nın mahallesi var. Bu mahallelerde bu zamana kadar Mustafa Kemal Paşa ilçesi ilçe olalı. Mustafa Kemal Paşa'nın yerel yönetimlerde ve genel yönetimlerde siyasi olarak temsil noktasında biz çok zorluklar çektik. Fakat bu önümüzdeki 5 ay önce geçen belediye seçimlerde, yerel yönetimler döneminde Cumhuriyet Halk Partisi bizzat Gökhan Başkanım olmak üzere, belediye başkanım Şükrü Erdem olmak üzere ve yönetim olarak CHP'nin bize sahip çıkması, bizleri de yanına alıp sizler bizim kardeşimizsiniz, biz size hizmet etmekte, sizinle beraber olmakta çok sevinç duyarız, beraber olmaktan mutluluk duyarız diye bize yaklaşmaları ve bizi kucaklamaları bizi mutlu ve mesut etmiştir. Biz de buna istinaden Sayın İlçe Başkanım Gökhan Başkanım olmak üzere, meclis üyemiz Orhan kardeşimiz olmak üzere onları ziyarete geldik ve bizi böyle ağırladıkları için, bizi misafir ettikleri için ayrıca teşekkür ederim. Bizleri sahiplenmeleri, bizleri bölgemizdeki insanları kucaklamalarına ayrı ayrı çok minnettarım, teşekkür ederim. Yaptıkları bu samimiyeti ayakta alkışlıyorum. Sayın Başkanım, son olarak şunu soracağım. Programın içinde dolu dolu neler var? Kısaca bir ön çalışma var mı? Bizim 22 Eylül'de tabii orada biz tanıtım yapacağız. Kültürümüzü, yemek kültürümüzü, geleneksel örf adetlerimizi, kendimize ait has özelliklerimizi yansıtmak üzere bir programımız. Az önce başkanım dedi, şunu söyledi. Biz yılda aşağı yukarı iki defa normal bir etkinlik yapıyoruz. Çanakkale Şehit Anma Programı geleneksel bir programımız bizim. Milli manevi duygulara hitap eden bir şey. İleriki aşamalarda daha değişik formatta, daha değişik bir platform içerisinde değişik bu Bursa'da bulunan Yörük Türkmen Camiası'nı tanıtmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ederim. Ne demişler efendim? Yörüktür bilir işini, bahara çevirir kışını, işler motif motif nakışını. Evet, Yörük Camiası elinden gelen gayreti, vizyonunu, misyonunu, her şeyini kültüre adayarak yapmaya devam ediyor. Efendim, programımızın burada sonuna geldik. Sonra eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Buradan tüm Yörük Türkmen Camiası'na selamlar, saygılar diyorum. Buradan tüm camiamıza selamlarımızı iletirken belirtilen tarihte 22 Eylül'de sözümüzü aldık. Hepinizi bu programa bekliyoruz. Adresimiz neresi? Kirlik Mahallesi Mustafa Kemal Paşa. Evet, hepinizi Kirlik Mahallesi Mustafa Kemal Paşa ilçesine bekliyoruz efendim. Bizi takipte kalın. İyi seyirler.